Uzun süreli stresin psikolojik etkileri arasında endişe, depresyon, üzüntü, huysuzluk ve asabiyet gibi özellikler vardır. Eğer uzun süreli stres altındaysanız, doğru düşünmekte, karar vermekte, dikkatinizi toplamakta, öğrenmekte ve öğrendiklerinizi hatırlamakta zorlanabilirsiniz. Uykusuzluk çekebilir, olumsuz düşüncelerden kurtulamayabilirsiniz. Bununla beraber en tehlikelisi olumsuz alışkanlıklar edinebilirsiniz. Uzun süreli stresin insan üzerinde 4 şekilde belirtileri vardır. Bedensel belirtiler: kalp çarpıntısı, ağır yorgunluk hissi, kaslarda gerilme, nefes alışverişte hızlanma, gastrointestinal sorunlar, yani kabızlık, ishal, mide ve bağırsak sorunları, halsizlik, göğüs ağrısı, baş dönmesi, bağışıklık sisteminin zayıflaması şeklinde görülür. Duygusal belirtileri ise isteksizlik, eskiden zevk alınan şeylerden zevk almamak, yalnız hissetmek, depresyon, mutsuz, keyifsiz hissetmek, karamsarlık, bunalmışlık, huzursuzluk hissi, alınganlık, asabiyet, öfke patlamaları ve kaygı bozukluğu şeklinde görülebilir. Düşünsel, bilişsel belirtileri ise unutkanlık, karar verme güçlüğü, sürekli endişeli olma, olayların olumsuz tarafına odaklanma, muhakeme becerilerinin zayıflaması, bellek problemleri, odaklanmada güçlük şeklinde görülebilir. Davranışsal belirtileri ise şunlardır: uyku bozuklukları, çok uyumak, uykunun bölünmesi, uykuya geçememek gibi, iştah sorunları, aşırı yemek veya iştahsızlık gibi, kaygı belirtisi davranışlar, tırnak yeme, saç yoğulma gibi, erteleme davranışı, bir işe başlayamamak ya da başlanan işi bitirememek, istikrar problemi, insanlardan kendini soyutlamak, içe kapanmak, alkol ya da madde kullanımı şeklinde görülebilir. Stresin genel belirtileri şunlardır: göz bebeklerinde büyüme oluşur, vücuttaki tüylerde dikleşme meydana gelir, daha derin ve hızlı bir şekilde nefes almaya başlar, nefes darlığı oluşur, kalp atış hızı ve kan basıncı artar. Stres kronikleşirse bu durum kan damarlarına zarar verebilir. Bu da kalp krizi, hipertansiyon, felç gibi vakaların riskini yükseltir. Stres esnasında salgılanan adrenalin sonucunda kas gerilmesi meydana gelir. Bu da vücutta ağrılara neden olur. Migrene ve baş ağrısına neden olur. Diyabet hastalığını tetikler. Bağışıklık sistemini zayıflattığı için vücutta hastalıkların çıkmasına sebep olur. Sindirim sistemine zarar vermesinden dolayı vücutta reflü ve mide yanmasına neden olur. Karın ağrısı, mide bulantısına neden olur. Ruh halimize etki yapar, daha agresif hale geliriz. Uyku düzensizliğine neden olur. Bu da huzursuzluğa sebebiyet verir. Böylelikle odaklanma sıkıntısı yaşanır. Dikkat eksikliği öğrenmeyi ve hafızayı olumsuz etkiler. Yapılması gereken işleri ertelemeye, daha da kötüsü yapmamız gereken işlerden vazgeçmeye neden olur. Şimdi de stres hakkında yanlış bilinen doğrulardan bahsetmek istiyorum. Stres altında olduğumuz zaman bunu bilir, hissederiz. Aslında bu düşünce yanlıştır. Doğrusu şöyledir: aslında pek çoğumuz stresin zararlı etkilerini stresli olduğumuzun farkında olmadan yaşarız. Ancak durum ortadan kalkınca ne kadar gerilmiş olduğumuzu fark ederiz. Strese sadece hızlı yaşam temposu olan insanlar yakalanır derler. Aslında bu yanlış bilgidir. Doğrusu şöyledir: her insan kronik stres yaşayabilir. Önemli olan kişinin hızı ya da koşulları değil, durumun onu nasıl etkiliyor olabildiğidir. Stresi azaltmanın tek yolu koşulları değiştirmektir. Bu yanlış bilgidir. Doğrusu şöyledir: stres çoğunlukla bizim yaşamı, algılayış şekillerimizden kaynaklanır. Yaşamın kendisinden değil. Dış koşullar ya da durumlar değişmese de stresi azaltmak mümkündür. Şimdi size stres sinyallerinden bahsedeceğim. Stres kaynakları kişiden kişiye değişiklik gösterse de stres sinyalleri pek çok insanda aynıdır. Yaşadığımız stres düzeyi arttıkça belirtileri de artar. Duygusal belirtiler: kaygı, gerginlik, huzursuzluk, korku, utanma halidir. Düşünsel belirtiler: kendini eleştirme, odaklanmada ve karar vermede güçlük, unutkanlık, başarısızlık ile alakalı kuruntular. Davranışsal belirtiler: kekeleme ya da benzeri konuşma zorlukları, ağlama, sinirlilik, dişleri sıkma, iştahın artması ya da azalması. Fiziksel belirtiler şunlardır: kaslarda gerginlik, ellerin terlemesi, baş ağrısı, sırt ya da boyun problemleri, sık hastalanma, yorgunluk hissi,
hızlı nefes alma, çarpıntı, titreme. Stres, beyni adeta kırbaçlayarak uyandırır. Beynin küçülmesiyle birlikte vücut sisteminde yıpranmaya neden olur. Stres, beynimizde sürekli yayın yapmak ister. Bizi alıkoymak ister. Uzun vadede stres, depresyon ve Alzheimer gibi hastalıklara neden olur. Vücudu normal düzeyde tutan sistemler zarar gördüğü için metabolik ve kanser gibi sorunlar meydana gelebilir. Kan şekerini düzenlemeye yarayan pankreastaki hücreler zarar gördüğü için şeker hastalığına neden olur. Baskı altında hissettiğimizde beynimizde stres oluşmaya başlar. Anlık strese ilk tepki sinir sistemimizde başlar. Bu da sinir sistemimizin zarar görmesine neden olur. Stresin klinik haline gelmesiyle birlikte sinir sistemi zarar görür. Şimdi sana stresle baş etmek için yöntemlerden bahsedeceğim, önerilerde bulunacağım. Stresle başa çıkmanın ilk adımı stres olmanıza neden olan şeyi tespit etmektir. Stresin kaynağını tespit etmek ve o konu üzerinde yoğunlaşmanız, stresle baş etmek için yöntemler bulmanıza yardımcı olacaktır. Stres, normal seviyeye kadar yaptığımız her işi özenerek yapmaya, daha başarılı olmamızı sağlayabilen bir tepkidir. Fakat her şeyin fazlası zarar olduğu gibi çok fazla stres yapmak da insanın hayatını zora sokar. Şayet stresle başa çıkamadığınız zaman öfke, sinirlilik, mutsuzluk, huzursuzluk gibi duygularla karşılaşabilirsiniz. Düşünme tarzınızı değiştirin. Nasıl hissettiğimiz, yaşama nasıl baktığımıza bağlıdır. Sağlığınıza dikkat edin. İyi beslenin, iyi uyuyun, yeterince dinlenin. Stresli bir durumla karşılaştığınızda bu benim çözmem gereken bir sorun mu? Ya da benim yapabileceğim bir şey var mı? Eğer cevabınız hayır ise boşa çabalayarak kendinizi yıpratmayın. Sınırlarınızın farkında olun ve onları kabul edin. Başkalarına karşı anlayışlı olmazsanız bu sizde hayal kırıklığı ve öfkeye neden olarak ilişkilerinizdeki stresi arttırır. Diğer insanların hoşunuza giden tarafları takdir etmeyi öğrenin, eleştirmeyi değil. Tabii bunu yaparken kendinizi de takdir etmeyi unutmayın. Gereksiz rekabetlerden kaçının. Yaşamın her alanında en iyi olmak için kendinizi zorlamanız sizde gereksiz gerginliğe ve saldırganlığa neden olur. Ağlamaktan çekinmeyin ve utanmayın. Ağlamak istediğinizde ağlayın. Unutmayın ki ağlamak sağlıklıdır. Stres altında olduğunuzda içe kapanma ve olumsuz düşünme eğilimleriniz olacaktır. Siz buna rağmen etrafınızdaki küçük güzellikleri ve mutlulukları görmeye çalışın. Eğlenip keyif alacağınız ortamlar oluşturun. Zamanınızı iyi kullanın. Zira stresin en önemli kaynaklarından biri pek çok şeyi aynı anda yapmaya çalışmak ve zamanı etkin planlayamamaktır. Yapacağınız şeyleri mutlaka planlayın. Duygularınızı sizi anlayacağını düşündüğünüz birisiyle paylaşın. İfade edilmeden birikmiş duygular düş kırıklığı ve stres oluşturur. Gergin hissettiğiniz anlarda bir dakika durun. Her ne yapıyorsanız onu bırakın. Bir dakikalığına kendinizi o gergin anlarda sizi rahatlatacak ve sizi mutlu edecek yerlerde hayal edin. Fiziksel aktivite stresi önlemede ve azaltmada çok etkilidir. Sevdiğiniz sporları düzenli olarak yapın. Sizi heyecanlandıracak, azminizi arttıracak, eğlendirecek kitaplar okuyun, filmler izleyin. Kendinize her daim güvenin. Öz saygınızı ve kararlılığınızı geliştirin. Yapılan iyi şeyleri kaydedip her gün bunların üzerine ekleme yapmaya çalışın. Kendini tanıma ve farkındalığınızı arttırma yolunda çalışmalar yapın. Hata yaptığınızda kendinizi affetmeyi bilin. Mükemmeliyetçi olmaktan uzak durun. Kendinizi her daim sevin. Stres verici uyarana karşı başa çıkma tarzı belirleyin. Herkesin bir tarzı vardır. Siz de strese karşı bir tarz belirleyin. Şunu unutmayın. Kişinin kendini tanıması, beynin karar sistemini tanıyarak bilinç düzeyini arttırması strese çözüm olacaktır. Şimdiye odaklanmak, geçmiş ve gelecek arasındaki stresten sizi uzak tutar. Tabii bu sadece tek başına yeterli değildir. Yarın ne yapacağınızı planlayıp bir liste yapmanız gerekiyor. Gelecek için hedef ve hayal, ona ulaşmak için geçmiş tecrübelerinize ihtiyaç var. Bunu unutmayın. Bedensel ve duygusal rahatlamak stresin en büyük ilacıdır. Bunun için ibadet yegane çözümdür. Stresli zamanlarda yapılabilecek en sağlıklı şey, bedenini dinlendirecek aktiviteleri zihin istemese de yapmaktır. Uyku, film izleme, kitap okuma,
ruhuna ve bedenine iyi gelecek ortamlarda bulunma, sana iyi gelecek arkadaşlarla görüşmek, yürüyüş yapmak gibi aktiviteler olabilir. Bunaldığın anlarda istişare yapabileceğin, derdini anlatabileceğin arkadaşlarınla, dostlarınla görüşebilirsin. Onların dediklerini yapmak zorunda değilsin. Sana uygun olanları hayatında uygula. Stresli anlarda duş almak insanı rahatlatır. Akabinde kahve içmek, sessizliği seyretmek insana huzur verir. Gözünüzü kapatın, nefes alıp vermeye başlayın. Bir dakika içerisinde nefes alıp verdiğinizi sayın. Bu size rahatlık verecektir. Zira nefes alıp vermeyi saymak insana mutluluk ve huzur verir. Rahat bir şekilde yemek yemek insanı rahatlatır. Uyumadan önce mutlaka yarın ne yapacağını yazmalısın. Emin ol, bu sana güçlülük verir. Yatacağınız zaman asla kötü şeylere odaklanmayın. İyi şeylere odaklanmaya çalışın. Çünkü bu size sabahleyin kalktığınızda huzur verecek. Ara ara spor yapın. Eğer bir şeyi istemiyorsanız rahat bir şekilde hayır deyin. Hayır deme sanatını öğrenin. Öfkeyi kontrol etmek, stresle başa çıkmak için iyi bir yoldur. Uykunuzu düzenli bir hale getirin. Uyku düzeni çok önemli. Eğer uyku düzeninizi sağlarsanız hayatınızda, hayatınıza mutluluk, rahatlık ve huzur gelecektir. Konuşurken aşırı şekilde yüksek sesle konuşmaktan kaçının. Sesinizi alçaltmayı, sakinleşmeyi deneyin. Tane tane konuşmaya çalışın. Bu size hem güç, hem kuvvet, hem de özgüven verecektir. Üzerinizdeki stres atacaktır. Her daim programlı olun. Mutlaka hayatınızda B planınız olsun. Hayatınızda B planı olursa sizler güçlü olursunuz ve mutlu olursunuz. Şüphe ve kuruntulardan uzak olursunuz. Ama hayatınızda B planınız olmazsa, yani alternatif bir yolunuz olmazsa, sürekli kuruntu ve şüphe içerisinde olursunuz. Hayatında B planı oluşturmak sana mutluluk atar. Bunu unutma. Stresli olduğunun farkına varırsan stresi yenmen daha kolay olur. Yazı yazmak, duygularını yazmak seni rahatlatır. Bunun için sana günlük tutmayı tavsiye edebilirim.